Kitabullah'ın Türkçe, yani ana dilinizdeki tercümesini, mealini okuyun da tanıyın dininizi. Yani siz de bir uçtan yapabildiğiniz kadarını, illa alim olmanız, fazıl olmanız, müştehit olmanız gerekmez. Asla böyle bir şey söylemediler. Buna rağmen, yani statik dondurma, ne diyorlar, o işte buzluğa koyma, yani eline geçirdiği andan itibaren kelepçe vuruluyor filan. Bunu tıpkı şu Amerikan polisiye filmlerinin senaryosuna benzetiyorum. Gerek Refah Partisi, gerekse tarikatlar, tasavvuf birinci sırada olmak üzere ne yapıyorlar? O filmlerin senaryosu çok mutat üzere şöyledir, dikkat ederseniz. İşte filmin jeneriği başlar, isimler, yönetici, artistler filan geçerken bir taraftan, bir de New York'un veya San Francisco'nun caddelerinde bir polis arabası seyrediyordur. Derken polis arabanın, arabasının direksiyonundaki polis telsizden, merkeze bağlı telsizden bir duyum alır. İşte 14. caddede bilmem ne barın önünde bir olay var. Hadi. Van Gung ekipler oraya millet kornasına basarak, ışıklarını yakarak oraya koşturur. İlk iş tabancalar çekilir. Orada olayın olduğu yerde kimi bulurlarsa herkesi ya duvara dayar, ya yere yatırır, ya arabaya yaslar. İlk aramada silah araması yapılır. Mevcut silahlar bulunur, tecrit edilir silahtan orada herkes. Ondan sonra bir taraftan ellerine kelepçe vurulurken bir taraftan da kanuni hakları okunur. Yani bu değişmez senaryosudur Amerika'nın polisiye filmlerinin. Buradan hareketle ben şöyle bir teşbih yapıyorum. Diyorum bunlar, yani Refah Partisi, tarikatlar, giderek diğer partiler de bundan farklı değil. Efendim, ellerine geçirdikleri, yani olay mahallinde yakaladıkları her Allah'ın kulunu önce bir düşünceden, akıldan tecrit ediyorlar. Ondan sonra da zaten aklı kalmayanın geriye nesi kalıyor? Bir taraftan kelepçe takıyorlar, bir taraftan da kanuni, dini haklarını okuyorlar. Yani işte 5 senede bir bize oy vereceksin, her ay 100 mark bağışta bulunacaksın filan falan. Bileziğinizi vereceksiniz, kremsenizi vereceksiniz filan. Çok gariptir. Tabii böyle muamele gören insanların, düşünmekten uzak tutulan insanların düşünebilmeleri ve sağlıklı düşünebilmeleri, yapılması gereken şeyleri gerçeğine uygun olarak yapabilmelerini beklemek imkansız hale geliyor.